Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu dersin şeyi size atfolunur inşallah geçmişinize, ruhunuza. Çünkü bu dersi siz istediniz. Tamam. Yoksa bu saatte ders yapmayacaktım. Tamam. İnşallah Cenab-ı Hak istifade ettirsin. Tamam. Şimdi şu. Konu şu, düşünceler enerjidir, başlığı altında. Çok korkunç bir şey bu. Çok harika bu mevzu. Pozitif ve negatif enerji. Aynen, fark etmez. Pozitif ve negatif. İmkansız düşündüğümüzdür. İmkansız nedir? İmkansız düşündüğümüz şeylerdir. İmkansız bildiğimiz şeyler. Evet. Yoksa imkan, Allah imkanda yaratmış, Allah imkanda yapmış, sen buna diyorsun ki imkansız. İmkansız ne demek abi, imkansız? Yani zahiri sebeplerle çıkışı olmamak. Oysa sebep üstü tecelli, esmanın tecellisi var. Bir sebeplerle tecelli var. Onu çek istersen tamamen, her tarafa çek. Tamam, öyle değil, kalk ayağa, kalk ayağa. Kalk ayağa. Öyle değil, arkaya doğru al. Emre, Emre. Öyle yap. Tabii, tabii, tabii. Tamam. Şimdi, bir daha, imkansız nedir? İmkansız, noktalı virgül. İmkansız düşündüğümüz şeylerdir. İmkansız denen bir şey yok zaten. Bir Allah'ın sebeplerle tecellisi var. Esma'nın mukannen tecellisi. Bir de Allah'ın sebepsiz tecellisi var. O keramettir, mucizedir, ikramdır, ihsandır, kemalattır, feyizdir, huzurdur. Bu imkansız denilenin arkaları bunlar. Sebepsiz. Dört şey var değil sebepsiz değil mi? Evet, ama onun gibi mesela. Peki o ikisini nasıl ayıracak insan yani? Şimdi ona rahat edecek mi, diğerine mi şey bakacak? Nasıl biliyor musun? Mi? Çok harika soru. Şimdi sebeplerine riayet ettikten sonra imkanlılar olur. İmkanlı olur. Mesela çocuk istiyor evlenecek. Bu da istiyor tarla ekecek. Bu imkan. İmkan. Tamam. Şimdi öyle bir şey var ki sağlıklı yiyor. Hani peygamberimiz sünnetini, kanser olmuş. Kanserin geçmesi imkansız değil. Yani imkansızı imkansız yapan kendisidir. Ne yapacak onu? Şöyle, zahiri sebeplere uyacak. Sünnet isteğine uyacak. Tamam. Bunu uyduktan sonra zahiri esbab noktasına çıkış yoksa artık manevi bir himmetle arkasına geçilir. Şifa bulur. Mesela manevi himmet nedir? Bak, bir Kur'an okumaktır. Kur'an'dan sonra bir duadır. Birisinin böyle mazlumun bir duasını almaktır. Bir gönül almaktır. Bir sohbete katılıp bir sohbette şu doluyor burası aşağı. Orada bir tanesinin böyle ruhu bir açılsa böyle bir anda imanın kemaline erse herkese sirayet edilir. An sana imkansız imkanlı oldu. Sence o kemalat senin için imkansız. Ama imkan dairesinde imkansız inkişaf etti. Birincisine çok riayet etmek şöyle yapsam böyle olur. Yok fazla. Etmek, o da o vesvese yapar. Sünneti seni ya. Diyor ki nasıl piyano düğmesine basınca o da telleri aktif ediyor. Yani eski daktilo vardı ya, basardın tak. Hani bastığın anda şey giderdi, o horoz karşıya vururdu. Bak şimdi nasıl piyano düğmesine basınca o da telleri aktif edip, teller duruyor, saz telleri duruyor mu?
Hiç ses var mı şu anda? Dırın 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 dırın. Bu ses nereden çıktı? İçtikten çıktı. Yok. Nereden çıktı arkadaş bu ses? İçtikten yaratılma görüyor musunuz? Bak. Mehmet. Ses var mı? Yok. İçtikten çıktı bu. Neredeydi bu daha önce ses? Peki. Nereye gitti? İşte. Nereye gittiyse oradan geldi. Böyle nereden geldiyse oraya gidiyor. Bak insanoğlu bunları düşünmüyor. Tırın tırın tırın. Ses var mı? Yok. Tırın. Nereden çıktı? Hiçlikten. Gidip de gelen mi var değil mi? He? Gidip de gelen mi var? Başta. Gidip de gelen var. Akıncılık değil mi? Evet. Akıncılık. Gidip de gelen mi var? Var. Hiçlikten gelen var. Hiçlikten geliyor. Nereden geliyor? Şimdi bana söyleyin. Masa sesi var mı? Bu sebep, o netice. Evet, bu sebep üzerinde çıkıyor ses. Ama bu ses sebep değildir. Bak, sebeple çıkan sebep değildir. Bir daha. Sebeple çıkan sebebin neticesi sebebe benzemez. Mesela bak, elim masaya benzemez. Elim masaya benzemez. Ama masaya vurdunca, vurduktan sonra çıkan ses ne masaya benziyor ne elime benziyor. Nereye benziyor? Şurayı yakalamanızı istiyorum. Sebep var. Sebep zemininde çıkanlar var. Meyve. Gübreden çıkıyor. Anne baba hiç ona benzemiyor çocuk. Erkekten kız çıkıyor, kızdan, kadından erkek doğuruyor. Sebebe hiç benzemiyor. Kadın dişi, erkek doğuruyor. Normal bir şey. Aslında mantık şudur. Kadın kadın doğurması lazım. Yani şeftalinin dalını dikin, armut çıkmaz. Aşılayın değil mi? Şeftalinin fidanını sökün, armut, aa incir oldu. Kadından kadın çıkması lazımken erkek çıkıyor. Erkek, erkeği döllemesi lazımken kendisiyle hiç alakası olmayan, tamamen duyguları zıt. Yani arzuları bakın, erkek kadını, kadın erkeği arzuluyor. Yani ben arzuladığım şey benden oluyor. Erkekten dişi, dişiden erkek oluyor. Şimdi bak, sebep doğru. Bu sebep var. Masa ve elim var mı? Ama ses buna benziyor mu? Sebep de gözüküp fakat sebep olmayan, sebebe benzemeyen, hiçlikle yaratılmaktır bu. Bak ses. Konuşuyorum. Konuşmak hiçlikle yaratılmaktır. Nereden çıktı bu ses? Nereye gittiyse oradan çıktı. Sebepten hiç olmasa da buradan geliyor. Efendim? Sebepten hiç olmasa... Hiç olması buradan geliyor. Bak, senin şu sebepten hiç olması sözün ete benziyor mu? Ha? Ama buradan çıktı. Ses telleri et değil mi? Niye herkeste aynı et tel var, aynı farklı, farklı farklı manalarla, farklı farklı tonlarla ses var? Herkesin ses tonu, ses rengi farklı. Herkeste et yok mu? Niye herkeste farklı sima? He? Herkeste et yok mu? Söyler misiniz bana sebep noktası? Niçin herkeste sima farklı? Ne diyorsun biliyor musun? Kapat onu. Ha kapat. Ne diyor biliyor musun? Ağlayıp bu adam söylediği doğru. Fakat gözüme sarmadı. Ben valla içim ısınmadı. Demiyor musun? Gerçi kelamı doğru, davranışı doğru. Ama mimikleri demiyor muyuz? Gözüm tutmadı. Gözüm tutmadı. Ağlayıp adam. Zahiri hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Sebep üstü yaratılmak. Sebep üstü yaratılmaktan konuşuyorum ve görmeyi konuşuyorum. Gündelik hayatta yapıyorsunuz, yapıyoruz fakat farkında değiliz. Mesela bak sebep şu, doğru konuşuyor.
Kağıt üzerinde yazdı. Ticaret yapıyoruz. Vallahi bu yapma bunu alışveriş. Sarmadı bu adam bana. Demiyor musun? Evlenecek. Vallahi evet güzel bu. İşte kız ise vallahi tamam. Eli ayağı düzgün ama delikanlı sarmadı ya. Vallahi içim ısırmadı. Ya ne var ya ne diyorsun ya ne bileyim işte yok. Başka bir ölçü devreye girdi. Yani bu sebep üstü şeylere bakın görmenizi istiyorum. Onun için sakın imkanlıya imkansız demeyin. Sünnete zıttır. Allah vücuda getirdi her şey imkandır. Üç tane vücut var. Bir, vacibül vücut Allah. İki, yaratılması başkasına muhtaç olan, olabilirdi de olmayan mevcudat ve biz. Buna mümkün. Bir de mümteni var. İkisinin ortası. Vacibül vücut, mümkün. Mümteni şu, 8 kafalı olabilirdim. 7 ayakta olabilirdim. Kulağım burada olurdu. Olabilme ihtimalleri olan vücuda mümteni vücut denilir. Şu anda biz mümkün müyüz kardeşim? Mümkün olan sebepler üzerinde her şey mümkündür. Mümkünsüz kılan mümkünsüz nazarındır. Allah'a suizan etmendir. Allah'ın kudretini idrak etmemekten kaynaklanır. Mesela zahiri sebeplerde bu kişi bunu bu şekilde yapamayacağı görünüyor. Gibi gözüküyor. Öyle diyorsun. Zahiri sebep. Akıl onu diyor. Akıl diyor ki bu kişi bunu yapamaz bu şekilde. Ama bir bakıyorsun ki aynı şey. Zahiri sebepte bu kazadan, bu trafik kazasından hiç kimse sağ çıkmaması lazım. Ama oluyor. Bunu demek doğru değil mi? Doğrudur, doğru değildir. Nasıl? Doğrudur, doğru değildir. Yani esbab noktasına bakarsan doğru. Ama bir de başka bir tecelli var demek istiyorum. Sebeplerle çıkmayıp sebep üstü ihsan var. Mesela daha açık konuşayım. Ümmiden peygamber olur mu? Lan sosyolojiyi bitirmesi lazım bir peygamber olması için. Hukuk fakültesini bitirmesi lazım. İnsani ilişkileri bilmesi lazım. Lan üniversiteyi bitirmeyen de peygamber olur mu? He? İmkansızdan imkan çıkartıyor değil mi? Peki ustad ilkokul okudu mu? Yok. Onun kitaplarını üniversitede tez yapılıyor. Yani şimdi sebep normal sebep midir şimdi? Bulunduğu bölgede Arapça yok. Ben Arapça biriyle konuştum. Bu kadar bir ben de uzmanlık yaptım. Bu kadar güzel Arapçayı nasıl ifade etti diyor yazdı. Mesleğin bölgede orijinalini okuyor. Yani hiç Arapça görmeyen biri nasıl Arapça yapıyor? Zahire bakarsın böyle. Ne bileyim. Doğru dürüst bir şey ifade edemiyor. Bir bakıyorsun şeceli fırtat haritası çıkıyor. Yani kişiden mi çıkıyor şimdi? Yani bakın. Dedim ki bak öyle düşünmemek lazım. Düşüneceğiz ama arkasındaki rahmet ilahiden ümidi kesmeyeceğiz. Sebeplerin tükendiği yerde müsebbebül esbab bitiyor. Tamam mı? Müsebbebül esbaba, esbabın sahibine tevessül ediliyor. Ya Rabbi, bir tane vakıfın duvasından gelmiştim de gizli. Ama ne kadar coştu ki gece sesli yapıyordu. Ben de tuvalete kalkınca duydum. Ya Rabbi ne diyorsa, ya Rabbi. Zahiri sebep noktasına neyi kastettiyse olmadı. Ama ben bunu istiyorum. Bak ne yaptı? Çok istiyorum, sen de biliyorsun. Sebebe müracaat ettim, olmadı. Ama bunu yapacaksın ya Rabbi bana. Ya Rabbi, senin yarattığın bir kalp olan annemden bunu isteseydim, sen de biliyorsun ki vallahi bana verirdi o. Yarattığın kalp bana verirdi. Annemin kalbinin sahibi olan Allah'a bunu bana ver. Sonra anladığını, pişman olduğunu, Allah onu verdiğini, sonra takip ettim nedir diye, sonra keşke öyle dua etmeseydim dediğini biliyorum. Ve imkansızı verdi Allah. Yani imkansız yok yani. Evet, ben çok iyi biliyorum ama şimdi dile getirmekten şey yapıyorum. Mesela Hacamatçı Mehmet, isim de veriyor Maltepe'de. Büyük bir yumruk kadar kanser mi ne şey çıkmış, kafası şişmiş böyle. Ondan sonra ameliyattan çıktı adam, ameliyat yaptılar falan, öldü. Ondan sonra kapıda bekleyen anne babasına dedi ki, cenaze torbasını şey yapın dedi, kurtaramadık.
cenaze şeye, ameliyat masasına bıraktılar. Olanı söylüyorum ha. Bir ay önce. O Mehmet vardı ya. Geldi ya. Sen yok muydun İstanbul'da? Dedi ki cenaze torbası gidiyor, gittiler cenaze torbasını getirirken bu arada o ameliyata takılan fişler var ya şunlar bunlar. Onları toplayan teknisyen sokarken sokuyor adamdan da bitti öldü. Ödü patlamış, şu anda psikolojik kısmı tedavi görüyor çocuk. O esnada. O esnada evet. Tam torbaya koyacaklar, adam diriliyor. Hemen apar topar doktorlar geliyor, ameliyatı tamamlıyorlar. Şu anda sağ ve yaşıyor. Şimdi o sağ olan teknisyen kısmen psikoloji tedavi görüyor. Ölü dirildi ya. Sen kimsin dedi. İkinci kez Allah Mehmet'i yaratan Mehmet'im diyor. İkinci kez yaratılan Mehmet'im dedi. Vallahi, bana öyle diyor şimdi. Telefon ediyorum. Evet. Alo. Buyur Hasan abi. Kimle görüşüyorum? İki kez yaratılan Mehmet'le görüşüyoruz. Güzel canım ya. Şimdi hocam orada o teknisyene ben şey yapıyorum. Hani ilk şeyde hayret etmiyor. Yani ölüden yani çünkü yoktan var oluyor ya çocuk oluyor. Onu hayret etmiyor. Yani. Evet çocuk anadan yani anladım. İnsanın yaratılması doğarken de şahittir mutlaka o cihazı takıyor. Psikolojiye girmiyor. Hiç bir sorun. Ölüyor, diriliyor. Psikolojisi. Ne var bunda işte? Deyince patlıyor. Ölü dirildi, hortladı. Lan ölüler diriliyor, hortlamıyor. Diriydi, öldü zannettin. Diriliyor, hortladı. Şu an tedavi değilmiş adam. Peki Hasan abi, biri dese ki bu nadir olan bir şeydir. Ben sebeplere riayet ederim. Evet tabii canım, etme demedik ki bundan. Etme demedik ki. Bu arasını ayırma şeyi var mı? Hani riayet edip yahut etmemek, direkt imkansızı beklemenin. Sebeplere riayet edeceksin, gerisine karışmayacaksın. Tamam bak, yapacağın şu. Sebeplere riayet edeceksin, sebeplerle konuşan doktora, kişilere sebepler noktasında doğrudur diyeceksin. Ama arkasından kudret-i ilahiyeyi, şefkat-i rahmaniyeyi, merhamet-i ilahiyeyi nazarından çıkartmayacaksın demek istedim. Evet. Aynen. Artık ne anladınsa. Her şey. Arkayla da bakmayı öğrenmen lazım diyor. Sebeplerle icraat yap, sebeplere tevekkül et, teslim ol, riayet et, yemeğini ona göre yer, ona göre. Ama bunun dışında Allah'ın sebep üstü tecellisi, mucize var olduğunu, keramet olduğunu, ihsan, lütuf, kemalat ve huzur. Bunlar sebep arkası, sebepler arkası olduğunu da Allah'ın o noktadan tecellisi de var olduğunu unutma. Fakat bunu beklemenin an şartı, birinci şart sebeplere riayet etmek. Sebeplere riayet etmeden sebep üstü bir şey beklemek ahmaklıktır. Diğeri nedir? Ahmaklıktır dedim. Ha onun sünnettir. Terse. Sebeplere uyduktan sonra sebeplerin dışında da Allah'ın tecellisinin olduğunu itimat etmek Allah'a tevekküldür, teslimdir, huzurdur, yakınlıktır. Allah'tan böyle bir şey bekliyorsun. Bak ne demişiz? Nasıl ki piyano düğmesine basınca o da telleri aktif edip hiçlikten ses çıktığı gibi insan da mevcudatı böyle düşünceleriyle aktif ediyor. Dırın 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 dırın. Tellerden ses çıkıyor mu? Ha, aynen o sazın telleri gibi ağacın telleri var. Ağaç, dalları, çiçekler, yapraklar da tel. Düşünce de o tellere vurmak gibidir. Oradan manalar tefeyyüz ediyor. Hiçlikten tefekkür eden adam ağacın ağaç sazdır. Dalları telleridir. Meyveleri telleridir. Oraya el vurmak gibidir. Tefekkür etmek. Mana çıkıyor oradan. Hiçlikte yaratılıyor. Hani ya çiçeğe bakıp nasıl mana çıkıyor? Nasıl ki tellere vurup da ses çıkıyorsa, hangi zihniyetle vurursan o tipten ses çıkıyor.
Yani müziğin şekline göre nota çıkıyor. Öyle vuruyor. Ha, insanın da düşüncesine göre oradan ses çıkıyor. Kimisi kereste için bakar. Kimisi mobilya için bakar. Kimisi odun diye bakar. Kimisi süs diye bakar. Kimisi gölgelik diye bakar. Kimisi de Allah'ın tefsiri eden bir alim gibi diye bakar. O ses, o seslerden o mana çıkar. Hüsnizan, suizan gibi. Hani nasıl zannediyorsa öyle muamele. Aynen. Bir daha okuyayım. Nasıl piyano düğmesine basınca o telleri aktif edip notaya göre vuruyorsun ya, o cinsten ses çıktığı gibi insan da mevcudatı böyle mevcudat piyanosuna düşüncelerle basıyoruz. O zaman onun meyvesi de oluyor değil mi? Evet. Hani İşaret-i Caz 107'de diyor ki birbirine yakın olanlar birbirlerini celp ve cezbederler kanunundan da bahsediyor. Mesela birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Mesela Allah'ın adet ilahisi ağacı diktiğin yerde yağmur çok olur. Ağaçları keserse yağmur olmaz. Aynı kanun birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Bir insan bir cemaatte bulunuyor. Bir grupta bulunuyor. Hiç endişeniz olmasın. %60 ortalama onun fıtratı zoraki değilse, orada bulunabiliyorsa onun fıtratı da %60 o tiptendir. Yoksa bulunamaz. Çünkü 107 işaret-i cazda birbirine yakın olanlar birbirlerini cel ve cezbederler. O abi çok iyi bir insan ama o cemaatte bulunuyor. İyi değil o kadar. O tiptendir. Sen abi ruhlar beraber mi? Beraberdi. Burada beraber olanlar orada da beraber idiler ve beraber olacaklar bundan sonra da. Çünkü abes yoktur. Orada da tanışıyorduk yani. Bugün neredeysen aslında oradayım değil mi? Kardeşim Allah abes iş yapar mı? Şimdi elestu bi rabbikum de Allah bize sormadı mı? Peki Allah haşa bizimle haşa haşa istihza mı ediyor? Olmadığı bir şey söylüyor. Öyle mi? Peki orada reddedenler var olduğunu söylüyor mu Allah? Secde edenler var etmeyenler mi? Diyor mu demiyor? Hangi sisteminle onayladın veya reddettin? İrade. Dünyadaki işlerimizi hangi sistemimizde yapıyoruz? İhtiyar. İrade enfusidir. İhtiyar mülktür, afakidir. İhtiyar aklidir. İrade vicdanidir. Vicdana aittir. Vicdanın dört unsuru var. En diş kabuğundan irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Şimdi elestu bi rabbikum kavlu bela diyen benim iradem idi. Tamam. Orada Allah'ı reddetme, kabul etme özelliğimiz yok idiyse niye teklif ediyor? Cennette Adem Aleyhisselam'ın reddetme özelliği olsa yoksa şeytanın Azazil'in kabul etme ve reddetme özelliği sistemi yoksa Allah ona niye secde et diyor ki? Mantıksız bir şey mi söylüyor? Ha peki ne anlatacağım? Biz orada var mıydık diye. Arkadaşlar burada olduğumuz oradaki olduğumuzun suretidir. Suret hakikattan farklı olamaz. Buradaki surettir, ahiret hakikattır. Hakikat suretsiz, suretsiz hakikat yoktur. Benim ruhum neyse simanda odur. Anladığın kadarıyla. Tamam mı? Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir ne halt işlediği, secde ettiği vesaire. Tamam mı? Şimdi ruhsuz benim simamı düşünebilir misiniz? Namaz kılan, kılmayan, zekat veren, vermeyen. İçki içen, içmeyen, televizyona bakan, bakmayan, tarikatçı mı, Süleymancı mı, Nurcu mu, samimi demiş, sima gözüküyor. Bu surettir, ruh hakikattır. Peki, elestu bi rabbikum, batın tarafımızdaki mahiyetimiz, ruhumuz, hakikatımız, dünyada suretimiz, ahirette neticemiz. Tamam. Suret, mahiyet, hakikat. Mahiyet, evet. Hakikat sureti. Mahiyet. Suret, hakikat olacak ahirette.
Mahiyet, suret, hakikat. Birbirinsiz ayrı olamaz. Portakalın kokusu portakala bağlıdır. Çünkü sıfat mevsufa bağlıdır. Bana bak, portakalın tadını, portakalın kokusunu portakaldan farklı düşünemezsiniz. Tamam abim, bunlar suret mi? Suret. Şimdi, elastu bi rabbikum mahiyet. Dünya, suret. Ahiret, hakikat. Tamam mı? Şimdi, sureti kaldırırsanız, mahiyeti neyle göstereceksiniz? O zaman ben, bak, mahiyetimde elastu bi rabbikum, kalu bela, demiş isem, bu benim mahiyetimdir. Bu dünyada, ona uygun bir suretteyim. Kimle doğacağım, nerede doğacağım dersen. Ondan sonra oradaki o kadar dikkat etmeye çalışacağım ki bu cümleyi mi? Oradaki iradem akılsız olabilir mi? Yani bakın sakın kaçırmayın. 178'den söylüyorum. İşaretleyeceğizden. Allah dedi mi ki elestu bi rabbikum? Reddeden ve kabul eden oldu mu? Oldu. Reddedebilecek, kabul edebilecek sistemim aktif demektir. Akıl var. Nefis var. Nefis olmasa reddetme özelliği yoktur. Cebir olur. Şimdi elestu bi rabbikum kalu bela diyebilmişse bunun iradesi vardı orada, nefsi de vardı. Üstad hatırlıyor mu Mustafa? Hatırlıyor. İmam Ali hatırlıyor. Şimdi arkadaşlar İmam Ali hatırlıyorum. Ustad da hatırlıyor demiş. Evet, evet. Ustad da demiş, gayrimüteşhirde var. Evet. Janda mevcutta yok da. Hatırlıyor. He? Sanki yeni gibi oldu. Sanki dün gibi. Hazreti Ali. Yanındakini, önündekini hatırlıyorum. Hazreti Ali demiş onu. Ustad onu. Önümdekini, yakındakini hatırlıyorum. Ona getiriyorum da. Şimdi biz burada berabersek, bu dersi dinleyen, bu dersi dinleme şansı olmuşsa, orada da bunu dinlemişti. Onaylamıştı ki bu ders ona gitti. Başka olamaz. Bak işte. Orada kabul eden, reddeden akıl vardı, ruh vardı. Bir atom cesedi yoktu, kılıf. O. Libas. Buna ne diyor biliyor musun? Hane ve yuva diyor. Libas değil. Bina, hane ve yuva. Gömlek, libas. İyi dinle bak. Bina bana, hane ve yuva, gömlek, atlet, libas. Ceset nedir ruhun? Hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Demek ki bir atom yoktu. Her şeyin vardı. Tamam? Nefsi de vardı. Buna girmeyeceğiz. Şimdi orada ben onaylardımsa tek değildim. Hazreti Ali diyor ki önümdekini ve arkamdakini hepsini hatırlıyorum. Kimin onayladığını da biliyorum. O zaman sureten berabersek burada ne mutlu ki orada da beraberdik. Hiç endişe etme. Hakikatte de beraber olacağız. Hakikatte de beraber olacağız. Kadın gelene annesini kurtarıyor ya abi. Evet. Daha annesi evlenmeden. Annesi kız iken tehlikeye düşüyor. İmdadına oğlu geliyor. Evlenmeyen kızın imdadına doğurmadığı oğul geliyor. Dünya sırlarla dolu. Tamam, ağzını tut. Demek ahirette de beraber olacağız. Çünkü birbirine yakın olanlar birbirini cep ve cezbederler. Birbirine yakın olanlar kim? Mahiyette beraber idiksek surette de öyleyiz. Mahiyet ve surette berabersek kaçınılmaz hakikatta beraber olacağız. Birbirini tenkit eleştirenler hiç merak etme orada beraber olamayacaklar. Ben mesela beni eleştiren, gıybet edip iftira, ya bırak. Hem istifade ediyor hem not alıyor, ya bırak ya. Onlar nasıl, Allah sana zaten vermez ki. Bilgi feyiz zannediyor. Peki o zaman bu niye öyle aksanız? Demek ben seninle birlikteyim değil mi? Ruhumuz orada birlikteyim değil mi? Ona ama tercih ettik. Orada da ettik. Orada da tercih ettik. Peki bakıyorsun ki adamın annesi, babası dinsiz. Kendisi tamam değil. Olabilir. Nasıl i̇şte bir değeri kendindendir, neslinden değil ki. Abi yakın var onların ikisinde bir yakınlık var. Tabii. Onların ikisinde bir yakınlık var. Anne ve baba. Oğul ve baba arasında peki, bir yakınlık var. Peki onun ruhuna yüklediği
acayip bir aktiflik var dinsizin, dinsiz anne baban çocuğundaki din aşkı normal bir Müslümandaki aşk gibi değil ha. Korkunç aç olan bir insanın açlığı var. Niçin lakayt, niçin dindar anne babanın çocukları lakaytta bozuk ailelerin çocukları vakıf oluyor? Sen hiç gördün mü hocanın oğlu vakıf? He, uydun mu? Hiç sen gördün mü ilahiyat mezununun vakıf olduğunu? Benim gibi uyduruklar adamlar işte. He? O zaman imkansızdan destek konusu gibi imkan çıkartıyor. Evet. İmkansızdan, imkandan imkansızlığı çıkarıyor. Sen ilahiyat mezunu bir vakıf gördün mü? Hayal etsene. Hangi anne babası hocadır da vakıf olmuş? Göstersene. Hani senin mantığına göre anne babası dindarsa dindar, yani demedin ama dinsizse anne babası çocuk. Evet. Nasıl oldu? Yuhrucil hayye minel meyit ve yuhrucil meyite minel hay. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkartırız. Burada Allah iradesini gösteriyor. Sebep dişi muamele diyor. Biraz önce anlattık ya, sebep anne babası bu olması sebebin arkasıyla tecelli ediyor. Ebu Cehil'in oğlu hükme değil mi? Ne sahabe olmuş. Ya peygamberim ya, Nuh Aleyhisselam'ın peygamberi, Adem Aleyhisselam'ın Kenan'ı, kafir. Senden olmuştu ama senden değildir diyor Cenab-ı Hak ayette. Senden olmuş, senden ama senden değil. Allah. Aynı yumurta ikizleri var. İki yumurta da değil. Aynı yumurta. Ben bir arkadaşım vardı. Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyordu. Ben İstanbul Teknik Lisesi'nde okuyordum. Şişli'de. O Haydarpaşa'da arkadaşım tanışıyordu Kadıköy Dershanesi'nde. Nurcu ikizi, aynı yumurta ikizi ateist. Kadıköy sorumlusu. Ötekisi deva adamı. Aynı yumurtanın içinde bir erkek bir kız çıkıyor. Aynı yumurta, evet. Peygamberimizin amcası da böyle. Harun, evet. Harun çoğunu. Aynı yumurtada bir kız bir erkek. Aynı yumurta. Birisi bakıyor çok sessiz, birisi çok konuşuyor. Çok erkek. Kız çok konuşuyor, erkek hiç konuşmuyor. Ne oldu getirin demiş. He? Ne oldu getirin çok konuşuyor demiş. Öyle demiş. Çocuk diyormuş. Allah Allah. Peygamberimizin amcası bu ne? Ya arkadaşlar, bu kadar yarım saat konuştum. Ne? Şu anda Allah sana imanı nasip ettiyse, tamam mı? İmandan sonra bence en büyük nimetten bahsedeceğim. Ondan daha dünyada nimet bilmiyorum. Bak bir de söyleyeceğim. Allah'ın varlığından başka, imandan başka dünyada insana verilebilecek en büyük nimet şudur. Allah'tan ve ahiretle, Allah ile ve ahiretle dünyada ümitli yaşamak. Ahiretle ümitliyiz, Allah'ıma karşı ümitliyim. Bunun kadar fikir ve his Allah sana vermişse, Allah ile ümitli olmak, ahiretle ümitli olmak kadar dünyada saadet yapabilecek, seni mutlu ve mesut edecek hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey. Bak, dünyada en özenilecek şey güzellikmiş, paraymış, makammış. Ya kardeşim, bir psikolojin bozuldu mu? Bak, mesela adamın ayağı yok. Protez çare. Adamın gözü yok. Sopa çare. Kulağı yok. Yazı çare. Öyle mi? İki ayağı yok, tekerlek çare. Psikoloji gitti, her şey gitti. Bak, psikoloji her şeyini yok eder. Ama her şeyini de var edendir. Nedir o? İmandan sonra bir insana özenilecek en büyük nimet, Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak. Böyle azayıl görsün, görsün. Böyle bir akıl. Ben de bekliyorum, diyebilirim ben. Böyle, bundan daha başka bir şey olamaz. Olamaz yani. Bir insana bundan daha büyük nimet veremez. Bundan daha büyük nimet, bunun ifadesi olan peygamberdir. Peki niye vermiş Allah? Allah onu vermişse bir şey çevirmiş ona. Abesiyet yok da diyor. Yok. Evet. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın iki tane ayeti var. Bozulduğu halde Tevrat'ta. Her şey bozulmamış ya. İsteyene verilecektir.
Ahirete kime verilecek? Verilene verilecektir. Bak, dünyada isteyene verilecektir. Ahirette ise dünyada verilene verilecektir. Bir daha değil mi? Dünyada isteyene verilecektir. Ahirette ise dünyada verilene verilecektir. Kardeş, 18. söz bunun bu sorunun cevabıdır. 18. sözde diyor ki, bu nimetler benimle gösterildi, bende bir mezit var. Hayır, en çok sen istediğin ruhu. Abi ben öyle bir şey istemedim. Ruhlar aleminde çok açtın. Ama bir sebeple unuttun. Ondan sonra bir öğretmendin, talebeydin, bir yerde birine denk geldi, bize kolundan tuttu. Dershane mi geldin? Allah! Aradığım bu işte. İfade edemiyordum. Ne aradığımı da tam bilmiyordum ama ruhum bir şey arıyordu. Ha, bu işte ya. Böyle bir yer. Bu ders ya. Böyle bir ders ya. Demiyorlar. Şey ne diyor? Lokantacı. Kırkanlar, şu kırkanlar. Tam orada oturuyor. Koltuktan bile indi aşağıya dün. Farkında mısınız? Dersin heyecanından yere indi. Ruhen ifade edemiyordum dedi abi. Şey hocam diyor daha yeni. Ruhen ifade edemiyordum. Nasıl bir şey istiyorum? Ya nereye götürdülerse tatmin olmadım diyor. Ya tam istediğim buymuş dedi ya. Lan o Aksaray'a açılışa gittik. Osmaniye cami konuşmaya gittik. İki gün gelmedik diye adam ne diyor? İki gün yoksunuz hocam dedi ya. Ben dershane kapısında bekledim dedi. Dedi mi demedim? Benim aradım bu. Onun için diyorum ki buraya kimseye bağlamak, zulmetmek istemem. İhtiyacı olan gelsin. Ben ne diyorum? Kardeşim buraya kafanı takma. Tatmin olmadın mı? Biraz bir şeylerin mi var? Git başka cemaat. Git ama ehl-i sünnet vel cemaat olsun. Ehl-i sünnet vel cemaat edile şeriye, kitaba, sünnete, içmeye kıyasa, harama, haram, helala, helal diyen bir cemaate gideceksin. Faize helal diyene, helal, mesela Allah Resulü'nün peygamberliğini inkar edene gitmeyeceksin. Ha, git mesela benim bildiğim İsmail Ağa'ya gidebilirsin. Bak, gönül rahatlığıyla dedim. Menzile gidebilirsin. Topbaş var Altunizade'de. Evet. Ona gidebilirsin. Altınoluk. Bak. Mahmud Efendi. Ne söyledim İsmail'e? Başka diyemiyorum. Zaten İsa'yı yok. Hiç bilmiyorum. Öyle bir cemaat var ki, dini bir cemaat, faizi helal diyor. Nasıl derim ya? Allah'tan korkarım ona gittiği. Faizi helal diyor. Ve bak buradaki bir şehri ne yaptı? Neydi o şehir ya? Hasa'ya giderken. Hasa'ya giderken neydi o beldenin adı? Aktepe. Akbes. Aktepe. O şehirde çok o cemaat hakim olduğu için faiz bu Güneydoğu'nun en hakim olduğu ilçe. Ve en bereketli iken toprakları en zili insanlar. Ya. Abi bilmiyordum. Ruh. Alavera, dalavera, küt mehmet nöbete. Yani kul küllü yamel ve ala şakile. Kul dönüp dolaşır, fıtratı neresiyse Allah oraya nasip edecek. Kul küllü yamel ve ala şakile. Kulun dönüp dolaşacak şakilesi, fıtratına uygun yeri Allah nasip etmeden ölmeyecek. Oradayken öldü, oraya uygundu. Pencere yuvaları kapandı. Ha işte o halk arasındaki şey. Ne kadar şükretsen az. Bazılarına derse diyorum ya, niye geliyorsunuz kardeşim? Niye geliyorsunuz? Tuvalet kağıdımı bitiriyorsunuz. Çay bitiriyorsunuz. Sizde benim ne kârım var? Lan hiç gözükmedi. Lan ama buraya gel, ötekilerin kötülüğü hep de buraya. Ama buraya gel. Niye geleceksin ya? Niye geleceksin? Ne karın var bana? Ha ihtiyacın varsa otur. İhtiyacını hissediyorsun. Bizim dava arkadaşlarımız, talepçilerimiz bellidir. Ötekilerle uğraşacak zamanın yoktur. Bırak fazla karabalık yapmasın. Gitsin nereye gidecekse gitsin. Gitsin oraya. Ama bir yere git. Kadere tenkit de ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Tabii kadere tenkit. Yani mesela adam ille buraya olacaksın, kadere tenkit ediyorsun. Bırak adamı ya. Bırak, ne istiyorsun ya? Yani önceden sizmişsin yani. Ben söyledim mi? Pozitif, negatif enerjide konu. Ona geleceğim. Öyle mi? Tabii bu kadar konuşmalarla geliyor.
İşaret-i Caz 107'de birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler kanunundan bahsediyor. Hem nasıl ki duyduğumuz ses, yani konumuz neydi? Düşünceler pozitif veya negatif enerji iman eden atölyedir, jeneratördür. İki tane jeneratör biliyorum. Kalp, dimağ. İkisi de enerji üretiyor. Ha, şimdi ama pozitifte kullanırsın, negatifte. Mesela adam onunla hayırlı iş yapıyor elektrikle. Ötekisi de kötü bir şeyse yapıyor. Bilgisayarla kötü şey seyrediyor. Bilgisayarla iyi şey seyrediyor. Elektrik ya. Bak şimdi. Hem nasıl ki duyduğumuz ses ya menfi ya da müsbet hislerimizi o anda madenleri aktif ediyor. Bir ses duyduk. Şehvete ait bir ses, hayra ait bir ses. Ona ait madenler aktif oluyor. Maden dediğim şu, his, duygu. Dolayısıyla ona bağlı olan dokular, sıvılar, bezler, hormonlar aktif oluyor. Olmuyor. Hangisi hangisi aktif oluyor? İşte duyduğun ses. Okay, ses duydun, kötü bir haber duydun. Yani çalıyorsun abi. Hoş bak şimdi. O içlikten, hani adamın düşüncesinden benim için bir attın, ona göre biliyor. Ya Allah, Allah, o da böyle. Yani ona göre nota vuruyor. Bir tanesi böyle vururken, ötekisini böyle vuruyor. Böyle vuruyor, böyle vuruyor. Veya, yani o farklı ses niye çıkıyor? Düşünceden kaynaklanıyor. Düşünceler sese dönüştü. Düşünüyorum, parmağım oynuyor, parmağım buraya değil de buraya vuruyor, do çıkıyor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, si diye böyle çıkıyor. Tak, 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 tak. Hadiselere göre şekil alıyoruz. Yani düşüncelerin parmaklarını oynatıyor. Hani var ya, bir tane misal veriyordum. Heykeltıraş bir adam. Kamyonla kapısının önüne bir taş. Heykeltıraş bir adam. Kamyonla önüne, binanın önüne büyük bir taş koymuş. Adam heykeltıraş almış murçunu, çekicini almış. Yukarıdan aşağı vura 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 vura, adamın kafası çıktı. Adam kafa çıktı. 3 yaşında mı, 4 yaşında kız çocuğuymuş. Olmuş bu. Babasına demiş ki, baba! O kadar sevinmiş ki babası, adam kurtardı diye. Taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordun? Teşekkür ederim baba, adamı kurtardın. Taşın içinde adam yoktu, kafanın içinde adam vardı. Kafanın içindeki adam taşta tezahür etti. Ne düşünüyorsanız Allah hayatınıza koyuyor. Sizin hayatınız odur. Düşündüğünüz hayattır. Yoksa zulüm olur. Ne düşünüyorsanız taşın içinden o çıkar. Düşündüğün, niyet ettiğin amele dönüşüyor. Amele dönüşüyor, Allah icraat yapıyor. Kendi amelin de öyle oluyor. Aynen. Çünkü Allah öyle diyor. Düşündükleriniz amelinizdir diyor. Hazreti Osman diyor, yapmayacağı şey hayal ettirmez diyor. Evet. Yapmayacağı hayal ettirmez diyor. Ettirmez. Şimdi bak, kötü bir haber duydun. Mideye vurmuyor mu kötü haber? Asit salgılıyor. İyi bir haber uçmuyor musun? Ha, ses düşünceleri. Düşünceler fikirleri, fikirler hisleri, hisler duyguları, duygular sinirleri, sinirler kasları, lifleri, hormonları aktif eder. Şehevi bir şey ayar ediyorsun veya birisine nefret ediyorsun, nefret edin neydi diyorsun, kafanı, bu arada soğan da vuruyorsun mutfakta, batsın ya, zıkkım olsun. Adam öyle değilse çalışıyor ki. Orada mı? Burada. Yani vücuttaki hormonlar niye değişiyor demek istiyorum. Düşüncelerinden kaynaklanıyor. Orada mı değil mi? Ham kulum, ha hem olacaktı. Hem kulumun zanni gibiyim sırrı da burada yatıyor. Nasıl düşünürseniz öyle oluyor. Rabbin tecelli şeklini senin zanların belirliyor. Allah sana nasıl tecelli edecek biliyor musun? Zanlarına göre tecelli ediyor.
Allah sana şu anda muamele ettiği şekil senin istediğin şekildir. Ama haberin yok. Ya ben bunu iyi olmak istiyorum. Hayır. İyi olmak isteyen adam iyi şeyleri düşünürdü. Ya iyi şeyleri düşünüyorum. İyi şeyleri düşünen iyi şeyler yapardı. Yaptıklarınız düşüncelerinizdir. Düşünceleriniz de yapacaklarınızdır. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Bir insan bir şey düşünmese yapamaz. Düşünceler nasıl enerji ise, düşünmek, yani sazdan ses çıktı, piyanodan ses çıktı, ses çıktı, tamam mı? Dur bunu içiyorsun, enerji çıktı. Düşünceler kendisi güçtür. Mesela meşhur misalim, adam geliyor mermere, sporcu hiç konsantre olmadan langur langur geliyor, bir vuruyor, eli kırılıyor. Konsantre oluyor, yap diyor, o kırılıyor. Peki, o konsantre ettikten sonra çıkan güç neredeydi? Neredeydi o? Ruhta vardı. Tefekkür bizce. Sporda ise konsantre olarak o onun battaniyesini açıyorsun. Üstünü açıyorsun. İmkandaydı. İmkandaydı. Ama realite oldu. İmkansız ama imkandaydı. İdi. Ne yaptı? Ben düşünerek, konsantre olarak onu aktif ediyorum. Aktif ediyor. O zaman imkansız yok. Yani. Yani düşünce, düşünüyorum var. Mesela bak konsantre şu. Şimdi mermeri kıracak ya adam. Daha önce mermeri kıran bir sporcuyu hayal ediyor. Tamam mı? Böyle oraya bakıyor videosuna. Ay böyle seyrettiği kavgalı dövüşlü veya mermerci ise mermeri kıran sporcu hayal ediyor. Gözünü atıyor. Onun gibi boyalanıyor. Zaten filmler zevk verebilmesi için seyrederken içine girmen lazım. Tamam. Ondan sonra içine bir giriyorsun o tefekkürle, konsantreyle aynı güç oluyor. Hıt diye kırıyorsun. Onun için müzik söyleyecek, ilahi söyleyecek, Kur'an okuyacaklar veya konuşacak kişiler dur bir konsantre olayım. O mevzuma bir odaklanayım. Mesela ben odadan gelmeden dersime kaç dakika içerideydim? O çok fark ediyor değil mi? Langur langur. Ha arkadaşlar. Bir ders yapalım, bakayım size ne çıkacaktır. Hem yüzer tecrübemle, ey sabırsız nefsim, katı kanaatim gelmiş ki zahiri musibetler altında ve neticesinde inat-ı ilahiyenin çok tatlı neticeleri var. Asa tekrar hoşayyem ve huve hayrun lekum. Çok katı bir hakikati ders veriyor. O dersi daima hatıra getir. Hem feleğin çarkını çeviren kanun ilahi senin hatırın için o pek geniş kanunu kadir değiştirilmez. Adam böyle çıktı, tamam. Bir yer okudu. Ne çıktı abi derseniz bu çıktı. Böyle ders olur mu? Bir kere odaklanacaksın. Edilmeyen ilim tercih edilmeyen. Evet. Ondan sonra odaklanacaksın. Okuydukta okuyacaksın. Atıflarına bakacaksın. Nereler? Mektubatlar okuyor mu ama sözleri var bunun. Aç kardeş. Tamam. O da var ama. Ya kusura bakma, bu kadar ciddi bir ilim, o kadar büyük bir hayır, öyle senin lakaytlığın kılıfı içinde olamaz. Hani vurdum, lakaytlı bir davranışın içinde böyle olmaz ya, olmamalı. Ne yapıyorsun ya, bu kadar da Hacı Baba'nın böreği bu kadar bedava değil. Lan Doğu'da, Tillo'da 15 sene okuyorlar ki imani bir mevzuda inkişaf ederiz diye, sen lan gırdını açıyorsun, buna bak. Ya bir dersten önce bir bak ya. Bir bak ya, bir bak, bir kendin bir oku, atıflarına bak, nerelerde izahları var. Ya bu kadar da olmaz ki ya. Düşünceler nasıl enerji ise, nefret, haset, muhabbet, aşk gibi süfli veya ulvi duygular da enerji depolarıdır. Aşk da enerjidir. Allah aşkı olursa kutsi enerji oluyor. Ve eğer şeyse, dünyevi ise, yani aşkı dünyevi ise, sufli enerji depolarıdır. Bak, en harika enerji depoları, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, surur, şefk, lezzet, memnuniyet, iftihar. Bunlar en kaliteli enerji patlama depolarıdır. Nükleer santraldır.
İnsanı dünyada ise işlevini yapan enerji paketleri kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeyliye. Bir de okuyayım şurayı. Düşünceler nasıl enerji ise nefret, haset, muhabbet, aşk gibi sufli veya ulvi duygular da enerji depolarıdırlar. Kapıları kapalıdır bunların. Düşüncelerinle kapılarını sen açarsın. Bunlar ahırda korkunç bir enerji. Şimdi atomun içinde nükleer enerji yok mu? Nükleer santral onun kapısını açıyor. Bir bakıyorsun ki enerji çıkıyor, atomluktan çıkıyor, enerjiye dönüşüyor. Bu atomla yapılmamış mı insan? Şöyle diyeyim. Japonlar bulmuş, 7 sene saklamışlar bunu. Adam Kur'an okumamış, vaaz etmemiş. Bunun yanında şu anda ders yaptığım gibi, ne güzelsin, seni seviyorum, olumlu şeyler konuşmuş. Evet. Ve bunu 5 saat, eksi 5 santigrat derecede buzdolabına koymuş. Bunun başka bir bardağın yanında nefret ediyorum seni, aşağılık, Allah kahretsin bilmem ne dediği su bardağı koymuş. 5 saat eksi 5 derecede koymuş. Başka bir deney yapılmış şimdi. Yeni bu şimdi. Bir bardağa su, buğday tanesi koymuş. Başka bir bardağa da aynı. Başka bir tanesine çok güzel şeyler söylemiş. Bunu kadın profesör Alman yapmış. Her yerde var bu. Bunun yanında çok acayip konuşuyor. Ötekisi yanında işini yapıyor, hiç konuşmuyor. O mutfağına koymuş, hiç ilgilenmiyor. Ötekisinin yanında da nefretli şeyler konuşmuş. Ötekisi sipsiye olmuş çekirdek. Bu çok ciliz bir neşinema buluyor. Çok ciliz. Bu ise onun tam 7 katı büyüyormuş. 7 kat. Peki ne diyeceğim biliyor musun? İnsanın vücudu yüzde kaçı sudur? 76. %76 su mudur? Su. Kur'an okuyarak değil, sohbet ederek değil, müsbet değil. Yalnız güzel sevgiyle alakalı yağmur demiş Japon. Su değişiyorsa, su çıkartmışlar, bakmışlar ki güzel söylenilen suyun kristalleri açık, çok açık renk, birbirine basmayan, birbirine itip kalkmayan kristaller çıkmış. Geniş ve parlak. Yanında küfür edilen suyun kristalleri donu, kara, birbiri üzerine binmiş. %76 suyla yapılmış insana güzel konuşmak, kötü konuşmak onu etkilemez mi? İman ne kadar etkiler? Evet. İman hakikatları. İman hakikatları sürekli... Söylersen evet. Ne kadar? %70 etkilenirsin. Çünkü %70 sudur insan vücudunda. %76 hadi %70 de. %70 güzel telkin. Mesela dün şeydeydim, Taşoğlu köyündeydim. Adam tansiyonu çıkmış. Korkunç ama renkler gitti, terden su. Çünkü hastaneden çıkmış, gene vurmuş. %22'ler oynuyor. Ne dersin ya? Al, elimi koydum. Dedim ya, atestim o. Hamim. Hurufumu katakırım. Şimdi nasılsın? Hocam Allah razı olsun. İlk bir şey. Ha? Ne yaptın? %70 su değil mi vücudu? Suyu değiştirdim. Suyu değiştirince duygularını değiştirdim. Keramet değil ki. Realite bu. Düşüncelerini değiştir ben sana cenneti vaat edeyim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. O zaman o negatif enerji vücuda dolaşan şeytan kendisi ve onun ervanı biz imal ettiğimiz. Evet, bizim kendi imal ettiğimiz. Evet, biz imal ettiğimiz. Namaz nasıl? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Senin seyretmediğin film gelir mi? Seyretmediğin film gelir mi? Gelmez ki, yok ki. Zulüm olur. Peki film geliyor, namazımı ifsad ediyor. O şeytanım oldu. Benim seyrettiğim filmdi o. Evet, meşgul ettim. Hasan abi, Hüsnü Zan'da şöyle bana belki başkasına da oluyor. Sebeplere bakıp
Hani şöyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle ve olumlu olarak olsun, olumsuz olarak olsun. Bu çıkarımlar beni rahatsız ediyor. Allah'ın sebepleri hapsetmek oluyor mu? Oluyor. Şöyle olsaydı, böyle olurdu, böyle olsaydı, böyle olurdu. Olsun. Ya mesela diyelim ki ben bu anne babadan olmasaydım. Böyle böyle şehirde olmasaydı. Bir kere bu tercihi Allah mı yaptı? Allah tercihini tercih etme şansımız var. Hayır, böyle düşünmeyeceksin bunu. İrade ile ihtiyarla alakalı fiillerini yanlış yapmışsan tövbe edeceksin ve geleceğe doğru adım atacaksın. Gelecekle ilgili konularımız, ümitli olmak için ya bak bu ümidim var, bu kişiden bu olur. Bu sebepler riayet böyle olur deyip ümitli olmak da zarar verir mi? Yani diyor ki, Hüsnü abiye söylemiş, Hüsnü abiye diyorum, Sungur abiye üstad demiş ki, Hüsnü zan adem itimat yap demiş. Hüsnü zan et ama itimadını, yani adem itimat etme. Hüsnü zan et ama itimat etme. Hüsnü zan adem itimat, kişiden kişiye. Ama Allah'a nihayetsiz hüsnü zan. Çünkü Allah tek yönlüdür. Çünkü hayır ve hayri ve şerri ondandır. Allah hayırları yaratır, tek yönlüdür. Şer ve kabi şeyler bizim istidadımızdandır. Hüsnü zan edip Adem'e itimat etmek, yani güveni Allah'a bağlanmak, öyle mi anlamak gerekiyor? Onu tam şey yapamam, hüsnü zan Adem'e itimat etmek. Artık ne düşünüyorsan senin içsel alemini, bir şey desem öyle inanacaksın ve günlerce onu yorumlayacaksın. Senin içsel aleminde nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu kelamla ifade ettin ama çünkü çok ince düşündüğün için vesvesene de sebep vereceğinden sen ne anladın sen? Düşünceler nasıl enerji ise nefret, haset, muhabbet, aşk gibi süfli veya ulvi duygular da enerji depolarıdır. Çünkü sana kullanacağım en ufak bir yanlış kelime senin alemini değiştirecek. Onun için hiç kullanmıyorum. Ne anladınsa, dersin konusu gidiyor. Evet. Kapıları kapalıdır bu enerji paketleri, şefkat, nefret, haset. Mesela en büyük kapısane nedir? Nefrettir. Haset. Hasettir. Haset. Adavettir. Öfkedir. Haset, ama bak, akşama, nasıl diyeceğim, ne kırdın ya? Nereden oldu ya? Tüm bu adım batsın. Nefret var ya, hapishaneden çıkmak istiyorsan affet onu. Üç defa bağırdılar. Affettim Hasan seni, affettim Hasan seni, affettim Hasan seni. Üçüncü kez, ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Eğer böyle samimi yap, üçüncü kez öyle olacak sana, üçüncü kez de. Çünkü haset hasidi yakar, ona hiçbir şey olmaz. Adavet, nefret, karşıya hiçbir zararı yok. Beni mahvediyor. Kardeşim, aptal mısın sen? Onun için hapse giriyorsun. Değer mi başkası için hapse girmeye? Çok güzel. He? Aptal mısın sen ya? Ona bir zarar olmuyor ki. Senden nefret ediyor. Yani sana da hasret ediyor. Sana bir şey oluyor mu? Aptal mıyım ben hapseye gireyim? Ben sana nefret ederken birisi beni çekiyor, kapıyı kapatıyor. Hapse, gel buraya. Duygu hapis. Adam sokakta yürüyor güneş altında. Güneşin altında mıdır? Başka yerde. Ama başka adam. O da güneş altında. Ama hapishanede içerideyken insanlara hükmediyor. İsa aleyhisselam. İsa diyorum. Yusuf aleyhisselam. Ama adam güneşin altında ama kafasında hapis. Düşüncelerinde hapis. Hasedinde hapis. Nefretinde hapis, şehvetinde hapis, dünya perestlikte hapis, şöhrette hapis, makam sahipliğinde hapis, hapis. Nasıl zengin olacağız? Talep azdı. Servet çokluğu değil insanı zengin yapan. Talep azdı. Peki Allah'ın sebepleri hapsetmenin cezası nedir? Allah'ın zıttı kadardır. Adem mi? Adem'dir. Şefkat gidiyor. Yani şefkat, artısı bir şefkat gitmiyor ki, muhabbete gidiyor. Allah'ın zıttı Adem-i Mutlak'tır. Çünkü zaten yoktur. Mesela geçen muallim sordu ya, öğretmen, Allah niçin vardır abi dedi. İlkokul öğretmeni midir o? Evet. Ben de dedim ki, yokluğu yok olduğu için vardır. Yokluğu yok olduğu için yani var. Vardır.
adem-i mutlak yoktur. Niçin? Allah var. La ilahe, ilahlar yoktur. Niye? İllallah olduğu için. Allah olduğu için ilahiler, ilahlar yoktur. Allah niçin vardır? Yokluğu yok olduğu için vardır. Peki dünyadaki ceza sebepler altında ezilmektir diyebilir miyim? Sırf sebepler değil ki. Hayır, sebepleri Allah'a hapsetmenin şeyi. Tamam, mesela bak, haset etmenin cezası nedir? Hasidi yapmak değil mi? Haset mi ettin? Onun cezası nedir dünyada? Bak kardeşim, dünyada günah ve sebap. Ah, sebap ve günah dini bir tabirdir. Sebap ve günah dini bir tabir. Bunun fiziksel tabiri var. Pozitif enerji, negatif enerji. Şimdi haset kötü bir haset midir? Onun cezası ahirette var mıdır? Var. Dünyada var mıdır? Vardır. İçeride hapsolacaksın. Tamamen indir bindir. Nasıl yaptı? Yemek yiyorsun, yatak diyorsun falan. İşin gücün bu. Mesela aşkı mecazi var. Allah adına aşk olmayan. Cezası var mıdır? Vardır. Yatağında, tuvaletinde, her şeyinde o kızdasın. Veya o oğlandasın. Cezadır bu. Gayrimeşru muhabbetin cezası merhametsiz azap çekmektir. Hapis değil midir? Kendini çok iyi görmek. Bu benim başıma nasıl gelir demek mesela. Mesela. Bu da hasedin doğru yönüne teras vermek. Affetmek en güzel. Allah adına olmaz. Allah adına affetmesi nasıl yani mesela? Allah adına olursa, Allah'ın dediği tarzda ve Allah'ın dediği ölçülerle seversen o sana kefir. Mesela şey sordu bugün. Hayır, ben mesela haset duygum var ya. He. Ben bu hasedi nerede kullanacağım? Ha, hasedi nerede kullanacağım? 36 mektubatta var. Onun ayrı bir konu da şöyle. Yani düşmanlara karşı haset edeceğiz. Ulan onun uçağı var, benim niye yok? İslam düşmanlarına karşı. Tabii. Onun şusu var, benim niye yok? Müslümanlar kullanılacak bir şey değil bu. Allah kullanma demedi, kullan diye verdi. Ama yanlış yere kullanıyorsun. Bana niye kullanıyorsun nefretini? İsrail'i kullansana. Niye beni eleştiriyorsun? Niye Müslümanlığa davet ediyorsun? Niye böyle Ahmet'e Mehmet'e saldırıyorsun? Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye saldırsana. Bir Müslümana günde ağzını aldığın 5 defa, ayda 5 defa İsrail'i ağzını almıyorsun. Gidiyorsun Galatasaray, Fenerbahçe'ye tarafkirliğin gidiyor, Müslümana tarafkirin kalmıyor. Son paragrafımı okuyorum. Kalp ve dima, bak, kalp ve dima dış dünyayı içeriye, ne olur anlıyor musunuz? Dura dura yapıyorum. Kalp ve dima dış dünyayı içeriye, içeridekileri dış dünyaya şeklini değiştirip dönüştüren laboratuvar veya jeneratör sistemleri gibiymiş. Bak, elime bakın. Kalp ve dima. Dış dünyayı içeriye, içeridekileri dış dünyaya dönüştüren laboratuvar veya jeneratör atölyesi gibidir. Düşünceleri enerjiye, varlığı düşünceye dönüştürüyoruz. Enerji var. Düşünceler enerjiye, enerjiler düşünceye dönüştürülüyor. Nasıl ki düşünce saza vuruyor, ses çıkıyor gibi. Doktorlar o ne diyorlar? Kulağa koy bir şey koyuyor. Stetoskop. Koyum güm. Buraya güm. Buraya güm. Pit. Koy. Doktorlar gümları bizim lisana çevirdikleri gibi, bu ne anlıyorsun sen? Olan ver dedim doktora ya, bir bana bakayım. Güm. Ben üşüttüğümü nereden bildin ya? Abi dedi, bu bize konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Güm. Bu bir konuşmakmış. Doktor nedir o zaman? Beden dili insan lisanına dönüştürüyor. Aynen onun gibi de ağaca bakarak onu manalandıran tefekkür maneviyata dönüştürüyor. Düşünceler de enerjiye dönüşüyor, eyleme dönüşüyor. Yani ne düşünüyorsan olsun. Psikoloji bozuksa doğru düşünmüyorsun demektir. Bak, doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Çünkü Allah kişilere
zanlarına göredir. Allah kişilere zanlarına göredir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Kötü düşünen kötü lezzet alır. Şifreli sayıları ardı sıra basarak kapıları açtığımız gibi. Mesela bak, kapıyı açmak enerji istiyor değil mi? Senin bir dakika, 43-74 müydü? 45-74 müydü? 43-74. Ha, 65? 73. 73. 65-73. Kapına basınca 65-73. Ama ardı sıra, çok ara verdin de olmuyor. Değil mi? Kapı tak diye açılıyor mu? Peki, sayı bu, enerjiye nasıl dönüşüyor? Harf, bak tab, canasfal gidiyor, asansör geliyor, düşebilir. Ha, nasıl ki sayı enerjiye dönüşüyor, kapıyı açıyor, kapıyı açmadı mı? Düşünceler de kapıyı böyle açıyor veya kapatıyor. Sayı ile ben televizyonu açıyorum, televizyonu kapatıyor. Bir tanesi var, bilgisayarına bu programı koymuş. Hasan! Televizyon aç, şey, bilgisayar açılıyor. Hasan dese açmıyor. Uslubu da şey. Bak şeyi demek istiyorum. Sesler enerjidir. Enerjiler de sestir. Düşünceler enerji. Enerji de sestir, düşüncedir. Neyi düşünüyorsanız vücut ona uymak zorundadır. Düğmelerle uçağı uçurduğumuz gibi. Güzel. Çek diyorum çekiyor telefon. Öyle bir özellik var. Çek diyorum çekiyor. Çek, evet ya. Veya uçak. Ses. Buradan komutta uçağı uçuruyor. Sesli imza diyor mesela. He, sesli imza. Şimdi buradaki düğmeler orada güçtür. Enerjidir. Oradaki buradaki bir düğme kanadı 40 derece eğitmektir. Konuya basmaktır. Buraya bir basıyorum, konuma çalıyor. Teyp çalıyor. Yani düşünceler eyleme dönüşüyor. O zaman senin eylemin uyduruksa uyduruk düşünüyorsun. Vücut %76 su olduğunu unutmayın. Ve ona göre kiminle oturup kalkacağını da unutmasın. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selamat.